Sevgili Ertem'le hafta içine dedik ki, daha doğrusu Ertem dedik, günlük hayatında da yani maç sunsa, böyle maç sunarmış gibi bir hayatı olsa, böyle bir celallense günlük hayatında, acaba nasıl bir Ertem Şener çıkar diye. Ertem Şener benim kız kardeşim mi? O neymiş ya? Ertem Şener benim erkek kardeşim oydu. Ailece kız istemeye gittik. Ve Ertem'e uyarıda bulundum kapıda. Aman dedim yani kız isterken en azından çeneni biraz tutar mısın diye. Ve devamında enteresan şeyler oldu. Kız istemeye gittik ve sevgili Ertem Şener. İzleyelim hep beraber. Evet, bak Ertem, Allah'ını seversen kardeşim, 2 dakika maç anlatmayacaksın, tamam mı? Hiçbir şey yapmayacaksın, o havaya girme. Kızı alacağız, çıkacağız. 2 dakika o dilini yutuvereceksin. Bak 2 dakika rica ediyorum senden, ne olur, tamam mı? Abim benim, bugün hayatının en mutlu günü. Yapar mıyım hiç? Abim benim, abim benim, abim benim. Hayat güzel, her şey müsait, zemin müsait. Kız istemek için her şey müsait. Onların çiçek gibi kızı varsa, benim arı gibi abim var. Bu kızı alacağız, başka yolu yok. Efendim, bu sene de çok kar yağdı değil mi? Ya haklısınız. Nasıl çok kar yağdı bu sene? Geçen sene bu kadar yağmamıştı. Doğru söylüyorsunuz. Üstüne üstlük bu sene bir de soğuk yaptı. Evet! 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 Kahve mi diye bakıyorum. Evet kahve! Kahve geliyor! Sağlı solu geliyor! Çok tehlikeli geliyor! Kahve olay yerinde! Olay yerinde! Tamam, tamam, yok bir şey. Tamam, yok bir şey. Vallahi. Baba. Bizim oğlan kahveyi çok sever de... Nerede kalmıştık efendim? Kardan kıştan bahsediyorduk efendim. Bu mu? Bu mu? Bunun için mi geldik? Bu kızı mı alacağız? Alacağız bu kızı! Alacağız! Tamam, yok. Alacağız! Bir şey olur, ben almayayım sonra. Bu kızı alacağız. Tamam. Baba, Allah'ını seversen çabuk isteyelim şu kızı. Ertem'in bakışlarını hiç beğenmiyorum valla. Evet efendim, sadede gelelim. Oğlumuz Mahir'e, kızımız Sibel'i. Oho, Sibel! Sibel! Arkadaşları onu Sisi diye çağırıyor. Sisi, Sisi! Bu kız neyin nesi? Bu kız başka, bambaşka, tam bir geisha. Hadi gelelim aşka, haydi çocuklar! Tamam. Baba, ne diyor bu Dingo ablama ya? Ne bileyim ben oğlum ya. Neyse efendim. Dilerseniz bu güzel ana küçük kızımıza şahit olsun. Sinem, gelir misin kızım? Ablanı isteyecekler. Utangaçtır, çekingendir, o yanımızda bulun. Oh yes, incredible! Gelinin kardeşinin esame listesinde adı yok. 18 kişilik kadroda adı yok. Enteresan, enteresan. Gelinin kardeşi ikinci yarıda sahada. İğneyle oynayacak. Kaderi değiştirecek, oyunun kaderini değiştirecek. Belki de benim kaderimi değiştirecek, benim. O kendi kendine demek bir şakalar, kendi kendine bir şeyler. Yok bir şey, Allah seni ne yapmasın. Baba hadi. Evet efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, oğlumuz Mahir'e, kızımız Sibel'i... Baba sen kızı isteye dur, ben küçük küçük bilgiler vermeye devam edeyim. Sevgili seyirciler, gelinin tam 17 kardeşi var. Gelinin ufak kardeşi perküsyon çalmayı ve semizotunu çok seviyor. Doğduğunda 3 kilo 700 gramdı, göbek bağı kesilmişti. Şimdilerde slip don giymeye bayılıyor. Baba istemeyecekler mi hala şu kızı ya? Ya siz de isteyecekseniz isteyin artık şunu ya. Ve işte baba konuşuyor. Madem baba konuşuyor, baba ile ilgili notlarımız geliyor. Gelinin babasının sevdiği yerler oralar. Oralarda uzandı mı uyur. Özellikle koltuğun o bölümü. Oradan poposunun izi bile çıkmıştır. Orada uyur, fosur fosur uyur. Kalk yerine yat dediğinde bir türlü yatmaz. Ah Hayrettin amca, ah Hayrettin amca. Gelinin annesi bardaktan asla su içmez. Sürahi kullanmaz. Direkt damacanaya kafayı dayar. Bu sakinleşti, bir süre içinde rahat gibi geliyor bana. Hadi baba isteyelim, hadi. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, oğlumuz Mahir'e, kızımız Sibel'i istiyoruz. Verdik gitti kardeşim, alın hayırlı günü. Verdi, İtalyan verdi. Hayrettin vereceğini belli ettin. Her yerinden öpüyorum, her yerinden öpüyorum Hayrettin amca. Her yerinden öpüyorum, her yerinden. Bu alkıştan Ertem Şener'e arkadaşlar. Hocam var mıydı sende oyunculuk bir şeyler ya? Yaptın mı daha önce? Vardı, lisede vardı. Evet, vardı ama senin yanında, senin gibi usta bir oyuncunun yanında daha iyi oldu. Abim benim. Estağfurullah.